Yeni bir videoma hoş geldiniz. Sabah saat 9.30. Altay 7.30'da kalktı bugün. Altay'la çıktık. Burası var ya arkadaşlar, buradan böyle ben arabayla hep geçiyorum, bura geçtiğim yer. Şu aşağı tarafta benim ev. Ama buraya hiç uğramamıştım ama çok güzel. Burada spor. Kuzum bu spor yapmak için. Bak böyle sallanmıyor ki, bu nasıl spor yapılıyorsa. Parkur, bak spor yapılıyor burada. Orada çantam. Altay'ın bisikleti. Alt. Bu çocuk var ya, beni öldürüyor. Altay bak, burada sallanabiliriz belki. Kuzum burası hiçbir plat değil ki. Ona burada da hiçbir şey yapılmıyor. Burada spor yapılıyor ancak kuzum bak. Buraya böyle asabiliyorsun kendini. Ya. Oraya çıkabiliyorsun. Dur. Allah'ım bu çocuk nerelere tırmanıyor. Bak as kendini. Ha? Öyle. Ha? Gördün? Senlik değil be kuzum burası. Buraya akşamları gelip böyle spor parkuru yapacaksın böyle. Bütün şeyleri zaten böyle detaylı yazmışlar, ne yapılması gerektiğini böyle burada. Evet, buralar arkadaşlar, buralar benim çocukluğumda hep yani şeydi. Ormanlık gibi mi diyeyim, ne diyeyim böyle. Buralarda biz çok oynardık. Buralardan çıkarttık. Yani bizim çocukluğumuzun geçtiği yerler ama şey olmuş artık. Tabii ki değişti, modernleşti. Bu da şimdi düşecek. Bak nine diyor, duydunuz mu? Nine diyor. Dokunma diyor bir de. Babaanne de göstersin. Gösterebilir miyim? Nine. Bak. Nine diyor. Hadi be, bir tane göstereyim. Hop. Yavaş. Yavaş. Böyle yapacakmışım. Çekil oradan. Kameranın önünden çekil. Buradan böyle yapıyormuşum. Burada böyle. Ha. Bir. İki. Üç. Dört. Abo. İyiymiş aslında ha Altay. Hadi bir de Altay yapsın. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. Altay babaanneden çok yapabildi. Bravo. Burada tek ayak üzerine durmaya çalıştım, onu beceremedim. Balansiyen yapın diye yazıyor. Altiş. Ya Claudia. Altiş. Bu çocuk var ya nerelere tırmanıyor, inanmıyorum. İnanmıyorum ben bu çocuğa, Allah'ım. Düşeceksin kuzum, yalnız çıkma. Bak nine diyor, bir de bırak diyor, inanmıyorum. Bak Altay nereye giriyor? Römische Heiligtum. Romalı tarihinden. Genus Fragment. Ay ben bunları Türkçe imkanı göte fata. Altay nereye? Gel. Bakın şimdi burası mı? Altay bir gelsene. Bu yol var ya arkadaşlar, burası. Buraya geçen Via Claudia diyorlar. Eskiden Romalılar buradan, gel. Romalılar Via Claudia bizim buradan geçiyor. Şimdi şöyle bir göstereyim ama size nasıl tercüme etsem onu anlat. Ne? Ne banne? Bakın. Burası böyle. Romalıların geçtiği yolmuş. Ne? Tamam bu nine. Gitti, gördün, kuş korktu. Yani bu yol eskiden hani şey yoluydu. Çakıllıydı böyle burası. Güzel düzeltmişler. Ya. Şuraların arasında bakın şu ağaçlar var ya, oralar hala biraz duruyor. Oraların arasında çok oynardık biz. Yukarı koş, aşağıya in. Çok oynardık çocukluğumuzda. Arı, aman arı. Dikkat. Aman arı, dikkat. Evet. Evet, dikkat. Altay, sallanıyoruz değil mi burası? Şimdi burası Kolping Kapele'ymiş. Bakın buradan arabayla ben hemen buradan böyle eve geçiyorum arkadaşlar. Veya buradan önceden de hep geçtiğimiz yer mesela. Ama bir kere burada da hani şöyle bir durup da şu kapeleye bakmadım. Burası kapele, yani kilisenin bir küçüğü ibadet etmek için. Gel bakalım Altay bir içerisi. Ah da. Tamam kuzum, bir şuraya göstereceğim hemen. Şuraya bir gel. Şimdi burada inmen lazım. Burada inip bakacak mısın bak? Bakmak istiyor musun içeriye? Bir bakalım, gel.
Burası küçük kilise. Kapeli. Böyle kapeli yol üzerinde. Hani küçük ibadethanelere kapeli deniyor zannedersem. Taşlar boyamışlar, koymuşlar. A sakın. Yapma kuzum, bir şey elleme burada. Şöyle Friede, Friedenwunsch ich diye yazmışlar. Barış. Önceden bu haç şeydeymişmiş, mezarlığın üstündeymişmiş. Şimdi buraya almışlar. Wenn du glaubst, bak inanıyorsan ibadet et. İnanmıyorsan bewundere diyor. Hayret et yani, ne kadar güzel bir yer diye. Wenn dir alles egal ist, eğer hiçbir şey de senin umrunda değilse diyor. Yumurta. Hiçbir şey umrunda değil diyorsa, achte diesen Ort beschädige und verunreine es nicht. Biraz saygılı ol buraya. Kirletme ve hasar verme diyor. Yani bakın özel buraya böyle asmışlar bunu. Taşlarla. Güzel. Burayı da gördük en sonunda. Altay'ım gitti. Bir gün babaannesiyle kaldı. Gitti. Hava bugün çok güzel arkadaşlar. 19 derece dışarısı. O kadar güzel bir hava var ki. Edeka'ya uğradık Altay'dan. Şey yapacağım bugün. Spagetti. Bu sosları alıyorum böyle. Bakın spagettiye. Bunu daha çok seviyor çocuklar. Bunlardan aldım. Lavazza kahvesi 8 euro 88 cent miydi neydi? Lavazzalar normalde 15 euro. Ne diyorum? Her zaman için ben Angebot'ta olan kahveler alıyorum arkadaşlar. Öyle belirli marka olacak diye bir şey yok. 8 euro 88 bunu aldım. Ve orada böyle Räucherstäbchen var. Hani böyle kokular var ya. Lavanta kokusu bu. Yakıyorsun hani böyle kokuyor. 2.99'du. Bu gözüme takıldı. Onun için bunu da aldım yani böyle. Yemeğimi bir an önce yapacağım. Videomu daha yeni montaj yaptım. Çünkü bugün Jugendamt'ta randevumuz var. Mine'yi böyle 2 senede bir Jugendamt görmek istiyor. Bu videolarımızdan dolayı söylemiştim ya hani izinli çalışıyor Mine'yi diye kanuna göre. Onun için 2 senede bir gidiyor oraya, işte bakıyorlar acaba videolarla çocuk psikolojisi bozuluyor mu? O kadar YouTube yapanlar var hiçbir şey yapmadan. Yani düşünün, biz kanunlara uyalım, kanunsuz işi yapmayalım diye izinli çalıştığımız için böyle randevumuz oluyor. Yani bugün oraya gideceğiz. Biz işimizi yaptık, geldik. Çekim falan yok tabii ki. Yanlış yerlere gitmişiz arkadaşlar. Gittiğimiz yerde randevumuz olan yer başka yere taşınmış. 15 dakika geç kaldık. Çorban var ya, taranayı elimden kaçırdı. Bir koyu oldu, bir koyu oldu, anlatamam size. Bir de peynir de aldık. Kaşar peyniri istiyor. Niye bu ışık çok kötü ya? Bıktım artık şu ışıktan ya. Bakalım. Böyle daha mı iyi? Arkadaşlar. Kafam da yarım. Şöyle yapalım. Yine sofraya hazırlıyor. Tahin yiyorum. Hala tahin yiyorum ben. Peynir. Ay çayımı denemedim. Çayım. Hay Allah. Eşek götürdün mü? Bıçak da götür. Nasıl açılacak bu? Vallahi bir yerimi keseceğim diye acayip korktum. Bugün bizim şeyle, neredeyim ben ya? Şöyle yapalım. Bugün bizim Münih'te Mary Kay grubumuzla yemeğimiz var. İftar yemeği şey yapmıştık, ayarlanmıştı. Ama önce geleceğim dedim arkadaşlar ama gidemeyeceğim. Yani daha doğrusu öğlen karar verdim, gidemeyeceğim ve çünkü işlerim çok, bakın saat 6.30'da hurma. Hurma, onun içinde yok mu? Bak. Bu şey, hurma, şunu. Onun için ben gitmiyorum. Rejimi de al. Dedim. Sadece ister yemeyim zaten yani. Bir miktar falan değil. Sana onu da al. Bıçak. Kaşıkla götürdünüz. Başka ne lazım? Ekmek. Bugün taze bir şey almadık. Çünkü pideler yensin. Zahmet. Burada da var. Burada da var. Burada siparişler geldi bugün. Bakın. Bunlar booster serumlar. Cilt tonunu şey yapmak için, eşitlemek için. Hani lekeleri açmak için. Bunlar hyaluron serumlar. Bunlar resveratrol, kırışık önleyici serumlar. Bunlar Angebot'ta. Onun için siparişler geldi. Bunlar mesela botanicals. Bu
bitkisel mesela hiç katkısız böyle genç ciltler için nasıl denir mesela kızlara, genç kızlara veya 10 yaşından itibaren 8 yaşından itibaren Miley kullanıyor bu seriyi. Bu seriye şeyden kalkacak, sortimentten kalkacak. Onun için çok çok sipariş verdim. Güneş koruması da içinde çok güzel bir seri. Bu mesela şey için kırışıkları onarıcı. Bu hani olgun ciltler için hani verdiğimiz kremler set olarak. 2 set aldım bundan. Çünkü ben Wunda setimi bitirince arkadaşlar ben de bu sete geçeceğim. Wunda seti denedim. Güzel şeyini gördüm. Bir de bu setle devam edeceğim bitince. Clearproof bu çok meşhur derinden temizleyici maskemiz. Bunlar CC kremler, şeyleri, fırçalar. Daha bir siparişim daha gelecek fırça. Burada Wunda set böyle. Ve arkadaşlar yeni şeyimiz güneş koruma kremimiz geldi. Bu. Bu mineralişe basis. Yani mineralişe sonimflegi bu. Mesela içeriği cildin içine işlemeden güneşe apralin yapıyor. Güneşe reflektiyen yapıyor. Yani güneşi cildine dokundurmuyor. Ya Türkçe nasıl anlatılır? Yani bu hiç cilde zarar vermeden çok şeymiş. Bu mineral işler çok önemliymiş. Bu da geldi %30. Şimdi %50 diyoruz ama %40 ile %50'nin arasında %1,5 ile 2% yani fark var arkadaşlar. Onun için yani %30 yeterli. Bunda set kullananlar mesela onun içinde var ya böyle koruyucusu. Bu Daytime Defender var bunun içinde. Ha bu bakın bu da güneş koruyucusu var ya içinde. Bu bunun içinde bakım da var. Serum bu. Hem güneş koruyucusu hem gündüz serumu böyle. Ama mesela normal güneş kremi şey yapanlar bu mineraliş yani zinc basis olarak yapılıyormuş doğal. Bu çok güzel. Yani bu da yeni ürünümüz. Bunlardan da sipariş geldi. Bunları da böyle hazırladım. Burada yani kartonu buraya hazırladım. Daha yarın sabah bunları da halledip şeye gitmeden yola çıkmadan gitmeden bunları da şey yapmam lazım. Gönderimini yapmam lazım. İlk defa salata kaldı burada. Ama atmadım arkadaşlar. Çünkü Miley'im geliyor gidiyor burada mutfakta bir şeyler yiyor. Bu gece işte iftardan sonra yemesi, güzel yemesi, ertesi gün acıkmamasına iyi oluyor. Mesela iftardan sonra az yerde tek sahur yerse acıkıyor. Ben de burada çayım, şu fındıklı küçük pastacıklar var ya bakın kaç gün oldu bunları alalı. Böyle çayımla 2-3 tane yiyorum. Ben de iftarda çok yiyemiyorum ama iftardan sonra böyle 2-3 saat geçtikten sonra böyle başlıyorum yemeğe. Şimdi arkadaşlar saat 12'ye geliyor neredeyse. Ben cildime bu nemlendirici maske, hloronlu maskeyi, gel maskeyi sürüp öyle yatacağım bugün. Şöyle cildim gece bir güzel kendine geliversin. Mis gibi canlansın yarına kadar. Instagram'dan bazı arkadaşlar yazıyor. Diyorlar ki Aynur abla veya Aynur hanım bak videonda daha detaylı göster. Tabi Instagram'da gösteriyorum da Instagram'da işte storyleri biliyorsunuz nasıl oluyor. Videonda daha detaylı göster daha iyi anlaşılıyor diyorlar. Onun için ben burada da böyle gösteriyorum. Bunu ister sürün yatın sabah kalkın isterse 20 dakika yarım saat sonra da silebilirsiniz. Ama en güzeli gece bunu sürüp yatmak. Bu var ya bu enfes bir şey arkadaşlar. Enfes deyince yemek sanıyorsunuz. Yok yenmiyor. Yenen bir şey değil. Sadece cildimize sürüyoruz böyle. Ben hazırlandım. Çıkıyorum. Kuaföre gidiyorum. Şu saçlarımın beyazlarını hallettireceğim. Ve biz bugün sahura kalkmadan oruca niyetlendik hepimiz. Uyuyakalmışız. Resmen uyuyakalmışız. Bir de Cihan da uyuyakaldı sabah işine. Sabahçı. Ay arkadaşlar ya sahursuz niyetlendik ama idare ediyoruz. Saat akşam hani o kadar geç olmadığı için iftar yine oluyor. Hani 7-20 kala oluyor zannedersem 7-20 kala. Ama bu sene ben böyle nasıl uyuyakalıyorum ben anlayamadım gitti. Halbuki Miley kalkıyor. Miley kaldırıyordu beni. Şimdi o da başladı uyuyup kalmaya. Kuaförden geldim. Saçlarım aynı. Sadece dip boyası falan yaptırdım. Arkadaşlar dönüşte hemen şeye uğradım. Türk marketine uğradım. Kıyma aldım.
geldim. Kıyma. Benim oğlumun canı lahmacun çekiyor. Bu Ramazan'da demişti lahmacun yap anne diye. Yarın da gideceğim ya. Allah'ım içime sinmedi. Sinmedi içime. Kıyma aldım geldim. Lahmacun yapacağım bugün. Çocuklar yesin gitmeden onlara hani yedireyim. Tabi şeyle de Hakanlara falan da götüreceğim. Annemlere götüreceğim. Cihan'a böylece bir lahmacun yapmaya başlayacağım. Aslında işim o kadar çok ki. Hediyelerimi paketleyeceğim. Bavulum hazırlanacak. Videolarım montajlanacak. Ev temizlenecek. Yani iş çok. Ama gece yarısına kadar yatmam. Yine de bu lahmacunu yapacağım. Yani kafama koydum bunu. Bugün yapacağım. Şimdi önce şimdi hamurunu yoğuracağım. Kamerayı nereye koymuşum böyle. Şöyle alalım da. Işık buradan güzel vuruyor diye yapmıştım. Şu arkadaki ışıktan bakın böyle karanlık oluyor. Onun için böyle çevirdim. Şöyle oraya almazsa daha güzel oluyor. Aynen böyle arkadan. Şimdi ne yapacaktım? Yaş maya bulamadım. Kuru maya aldım artık. Ben kuru mayayı kullanmasına bilmiyorum. Ben yaş mayacıyım. Şöyle hamurumu bir yoğurayım. Ben niye bunu çıkardım hamur yoğurmak için arkadaşlar? Benim kenyutum artık burada elimin altında. Yani niye ben bunu çıkartıyorum ya Rabbim? Kafa iyice gitti. Şeyin içini de burada hazırlayacağım hemen. Burada böyle. Şeyi. Buraya yetişiyor bile. Bakın ah ne güzel. Bunun içini yoğuracağım. Mis gibi. Niye uğraşıyorsam. Elindeki şeyleri unutan insan malzemelerini bu da ben bu da takıldı şöyle bir küçük kilo da yapsam bir küçük kilo bunda yazıyor ki mayayı önce eritmeme gerek yokmuş artık eski mayalar eski şey mayalar gibi hemen direkt onun içine atın diye yazıyor öyle yapalım madem öyle yazıyorsa öyle arkadaşlar. Işık çok kötü. Bunun üzerine de koyamıyorum şimdi makineyi. Maya. Öyle yazıyor, öyle yapalım. Benim kuru maya eritiliyor diye biliyorum ben. Ama. Lahmacunumu şeyde yapacağım. Fırında yapacağım. Vallahi şimdi aşağıdan şeyimi getirmeyeceğim. O silesim var ya. Bu şu an aşağıda. Kelerde. Onu kenara koymuştum. Seni ben. Elimde yapmaya kalkıyordum yine. Aha kulaklık gidiyordu valla. Kulaklık az kalsın. Lahmacun içine gidiveriyordu. İşlendi tamam. Hemen baharatını falan atacağım. Allah. Dizime de bakıyorum da yanı sıra. Bezelerimi hazırladım buraya. Şimdi bu şeyde, burada, bu mutfakta ilk bu fırında yapacağım bakalım nasıl olacak. Şöyle bezelerimi üzerine örttüm. Hemen bir başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Baklava bakın arkadaşlar. Diğer merdanem şey oldu ya, kırıldı ya. Bugün ben için uğradım. Aslında ne güzel alabilirdim. Hiç aklıma gelmedi ya. Hiç aklıma gelmedi. Unuttum. Burada şeyin üzerinde açması nasıl olacak? Bu tezgahıma biraz dikkat ediyorum. Ama çizilebilir. Ay bunun açması da bu merdane. Küçük baklava. Thank you.
Lahmacunlar böyle. Dört dört. Gayet bu fırında da çok güzel pişiyor. Şöyle 200 derecede. Bakın 200 derecede. Burada da pişmiş olan lahmacunlarım. Bu defa fırında, silekste değil. Burada da açıyorum, hazırlıyorum. İçim burada. Burada hamurlarım. Lahmacunlar bitti. Son tepsi fırında. Şimdi dağıtımına çıkacağım. Annemlere götüreceğim. Hakanlara götüreceğim. Burada son tepsim pişiyor. Bu mutfağımda yapması daha kolay oldu. Hani öbür mutfağım gibi çok böyle fazla dağınık olmadı. Temizlemesi daha kolay oldu. Öbür mutfağımda yaptığım zaman arkadaşlar neydi, bomba düşmüş gibi oluyordu. Temizledim hemen burayı. Aslında bugün de biraz vlog çekecektim. Ama işimin arasında arkadaşlar beceremedim. Bavulumu hazırladım, hediyelerimi hazırladım derken yetiştiremedim, yapamadım, olmadı. Kamerayı aç, kapat, o kadar çok işim vardı ki. İşte annemlere koştur, çocuklara koştur, Altay'ı gör, ürünlerim vardı, paketlenecek. Yani hepsini yaptım, bitirdim. Hem hediyelerimi de buradan göstermek istemedim. Çünkü bu vlog gelecek. Şimdi benim videoma bakıyorlardır, görmelerini istemedim. Yeğenime, yengeme hediye tabii götüreceğim buradan. İlk defa gidiyorum evlerine arkadaşlar. İlk defa. Onun için dedim, hani ilk defa dedim, tabii seneler önce gitmiştik de şimdiki halimle ilk defa gideceğim. Ama yeğenimin evine tabii evlendi. İlk defa gideceğim. Videom sonra gelecek olsaydı neyse ne. Hem böyle videom arkadan gelmiş olmaz. Biz mesela bu video cuma günü gelecek. Yolculuk videomuz oraya vardığımızda pazar günü gelir. Böyle fazla arkadan gelmez. Artık telefonumda montaj yaparım, telefonumla çekim yaparım. Artık kalitesine garanti veremiyorum arkadaşlar. Kızmayın bana. MacBook'umu daha götüremeyeceğim. Onda video montajı yapamıyorum maalesef. Hani kameralan çekim yapacağım desem ama idare edeceğiz artık bir hafta inşallah. Evet, bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.